Evet efendim. Ayça Bingöl'le baldan tatlı sohbetimize kaldığımız yerden bütün hızıyla devam ediyoruz. Sürprizlerimiz de buna dahil Ayça'm. Daha bitmedi. Ay çok tatlıymış. Çok hoşuma gitti. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. <laughs> Öyle mi? Evet, Aynı ne güzel. Çok hoşuma gitti. Hoşunuza gittiyse bizim daha çok hoşumuza evet. gitti. Evet nerede kalmıştık? Aldatılmada kalmıştık Hı -hı. ama bir de af bölümü var. Eee Cemile'nin affetmesini istedi Ali Kaptan. Hı, -hı sonu öyleydi. Gerçekten öyle olması bizim de içimizi rahatlattı. Hı hı. Ama Cemile affetmedi. Ben şimdi Ayça Bingöl olarak soruyorum. Aşk her şeyi affeder mi? Ya da çocuklar uğruna kadınlar böyle bir şeyi affedebilir mi? Ee, şimdi yine koşullar üzerinden değerlendirmek lazım. Cemile örneğinden yola çıktığınız için oradan devam ederek cevap vereyim. Eee Cemil'in affetmemesinin tek bir sebebi vardı tecavüz. Evet. Eğer tecavüz olayı olmasaydı Cemile de affedebilirdi. Ama orası çok keskin ve kesin bir çizgiydi ve bence öyle olması da gerekiyordu. Yani bu da çok seçilmiş, tercih edilmiş bir yerdi. Yani ülkemizde e, bu durumda ne çok kadın var diye. Evet. E, o yüzden bence çok kıymetlidir orada Cemil'in affetmemesi. E, onun dışındaki yani Başka türlü aldatmalar şudur budur yani bunlar affedilebilir de affedilmeyebilir de. Bu sadece aşkla ilgili yani karşı tarafa duyduğunuz aşkla ilgili de bir şey değil. Onu kendinizle yaşadığınız e, duyguyla ilgili bir şey. Onu göz ardı etmeyi tercih edebilirsiniz. Ayça ya da, Bingöl eder mi? Ben bilmiyorum. Ha, onu onu hiç bilmiyorum. Ya ahkam kesmek değildi yani şöyle bir düşünseniz Ayça Bingöl... Affeder mi? Çocuklarım var. Hadi bir defa. Hani Allah korusun. Tabii ki de. <laughs> Bilmiyorum. Hani. Bilmiyorum ya. Yani çok bu çok şey zor bir soru yani. Bilmiyorum bunu. Ya yani çocuklar var kısmı da başka bir tabi baskı unsuru. Yani Çünkü şimdi mesela bunu, bunu, bunu evet. Onu yani bu da mesela veriyorum. ...beni çok rahatsız eden bir baskı unsuru aslında kadın olarak. Yani evet çocuklar var ama. Önce de ben varım, değil mi? Hani böyle olması Benim gururum var. var. <laughs> ya da ekonomik özgürlük burada biraz önemli. Çok önemli. önemli, değil mi? Ekonomik özgürlük çok önemli. Eyvallahının olmaması çok önemli. Yani o zaman çocuk da olsa evet, ama gurur... kadının o ekonomik özgürlüğü birinci şartta olmalı ki hareket alanı olsun ve kendini koruyabilsin, evet. kalkanı olsun değil Tabii mi? Tabii ki yani hareket alanı olamıyor kadının eğer ekonomik özgürlüğü yoksa. Yani yine çünkü başka bir taraftan başka birine bu sefer nasıl tabir edeyim? Yani daha böyle şey nazik tabir etmek istiyorum ama başka birine ihtiyaç duyuyor bu sefer. Anlıyorum. Anladım, Anlatabiliyor muyum? Yani anladım. o bir kendi üzeri, ayakları üzerinde duran kadın. Bir erkeğin himayesi e, evet, içinde olmaya evet, çalışıyor. Evet. Yani bu, O yüzden kesinlikle ve kesinlikle mesaj e, var. var. <laughs> Peki bakalım. bu defa kimden mesajınız? Ayça selamlar. Ayça on numara bir insandır. Öncelikle çok iyi bir insandır. Sonra Ayça çok iyi bir oyuncudur. Çok disiplinlidir. Çok anlayışlıdır. Yeri gelir abla olur. Yeri gelir kardeş olur. Ayça'yla hayatımın en güzel işlerinden birini yaptım. Öyle bir geçer zaman ki. Ee, çok keyifli bir işti. Ondan hem çok şey öğrendim. Ee, hem onunla çok güzel sahneler çektik. Ee, Ayça'yı çok seviyorum. Ayça çok da iyi bir annedir. Kocasını da Ali'yi de çok severim. Ee, sevgiler, selamlar herkese. Dilerim Ayça'yla bir gün tekrar birlikte oynarız. Woman ee, TV'ye de başarılar dilerim yayın hayatında. Ay, çok teşekkür Arkan ediyoruz ya. Erkan. Çok evet. hakikattir yani çok arar sorar her zaman. Yani işte böyle insanlar çok güzel insanlar biriktiriyorsunuz ya yani ne bu kısmı beni duygulandırıyor yani. Hiç zaten kimi aradıysak hemen 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 o kadar hani geri dönüşleri çabuk aldık zaten içtenlikler den de belli. Sen Erkan Petekkaya'ya biz de buradan teşekkür ediyoruz. Bize de başarılar dileriz. Yani benim için de Erkan olarak. çok kıymetlidir. Çünkü bir sürü anlamda çok insanla çalıştım. Ama gerçekten insanın oyuncu olarak kimyasının bu kadar tuttuğu, göz göze bu kadar rahat ettiği, konforla oynadığı aktör sayısı azdır. Değil mi? Bu böyle çok denk gelmez. Yani çok yakışıyorsunuzdur belki hani ekranda ama evet. e, oyuncu kimyalarınız daha aslında o kadar değildir. Daha rahat edemezsiniz ama bu bizim Erkan'la çok özel bir enteresan yani öyle bir şeyimiz oldu. Tabii ki öyle bir geçer zaman ki e, hem size hem de bütün ekibe o dönemin saygın ödüllerinden olan Altın Kelebeği de beraberinde getirdi. Evet. Ee, Ayça Bingül e, o zaman arkadaşı bütün hayranları onu tabii ki diziden izliyorlar yani siz çünkü çok da magazinel bir e, kimlik değilsiniz hı hı. bu dünyanın içinde o yüzden çok özelinizi kimse bilmiyor yakından da tanıyamıyorlardı sizi e, herkesin böyle hani ezik zavallı ama hani savaşçı yine de o melankolik kadın. Altın Kelebek ödülünde bir şaşırttı insanları. Bir hatırlayalım <laughs> evet. o anı? Çığlık atmıştım, değil mi? Evet, o var. Onun videosu. <laughs> ee, ya teşekkür edecek bir sürü insan var. Söylemek istediğim çok şey var. Kusura bakmayın, biraz vaktinizi alacağım belki. Ee, bana inandınız ve bu rolü teslim ettiniz. Ee, bana bu imkanları tanıdınız ve. ...yapmak istediklerimi herkesle paylaşmaya imkan verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bütün yol arkadaşlarım... ...göz göze, nefes nefese oynadığım... ...en küçüğünden en büyüğüne... ...bütün rol arkadaşlarım, siz... ...o kadar iyi olmasaydınız ben bu kadar iyi olamazdım. Ee, Zeynep Günaytan benim için... ...öncelikle çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Ama aynı zamanda da bana bir oyuncu olarak... Önümü açan ve bana fark etmediğim renkleri gösteren bir yoldaş oldu. Özellikle ona çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok en sonunda içindeki çıktı. <laughs> en sonunda içindeki evet. çıktı. Evet. Bu ama gerçeği. <laughs> çok mutlu ya. Sonunda içindeki Ayça'yı çıkardı dedi. Gerçekten evet. gerçek hayatta Ayça Bingöl nasıl bir kadın? Klasik mi, çılgın Hı. mı, şakacı mı, seksepel mi, maskülen mi? Ayça Bingöl'ü nasıl tanımlarsınız tabii ben bir kadın kendik, olarak? Tabii kendi yani böyle çok net bir kimlik etiketleme yapamam kendimi ama hani deli dolu taraflarım gerçekten vardır. Böyle e, parlayan taraflarım vardır. İşte Ali'nin söylediği bir şey var mı? Mükemmelliyetçi mükemmel <laughs> yani. Yani evet ya bu yaşıma geldim gerçekten hani böyle kendi o mükemmelliyetçi tarafımı ömrüm törpülemekle geçti. Yani ondan kurtulabilmek için neler neler <laughs> hani böyle işte evet bu sefer bıraktım her şeyi saldım falan hani hep böyle kendimi <laughs> bu yönde. Neler yapıyorsunuz sizin durumunuzda olanlar <laughs> var mı? Tavsiyeleriniz var mı? Hayır şöyleyim mesela ama o da olsun bu da olsun yani evdeki halim Aslında herhangi bir kadından hiç de farklı değildi yani hani e, hani düzeninde tertibinde, yemeğinde çocuğunun bilmem nesinde şusunda, busundayken böyle o da olsun bu da olsun şu da olsun bu da olsun diye böyle hep kendini paralayan ve hep böyle bir, bir, bir yere yetişmeye çalışan bir halim var ve yani gerçekten çok yorucu bir şey yorucu yani çok yorucu O yüzden mesela urla hayatım bunu tamamen iyileştirmek üzerine e, kurulmuş bir hal hani sadece böyle parmak arası terlik ve e, hiç önemli olmayan işte evin dağınıklığı çocukların her şeyi <laughs> vesaire anlatamıyorum hani rahatız ne zaman canımız isterse yeriz istersek yatarız istersek kalkarız. <laughs> Terapi merkezi ha evet, gibi. Evet hadi denize gidelim hadi bahçede domates ekelim şeklinde gibi mesela biraz da hani mesleki bir deformasyon var. Disipline Sonuçta bir hayat. Yani oyunculuk, yani oyunculuk çok disiplinli bir iş. Muhakkak. Özellikle yani sahnede, sette her zaman o disiplini ve şeyi göstermek zorundasınız. Çünkü iş yürümez. Yani hiç öyle lay lay lon bir şey değil yani hani oh. sanıldığı gibi öyle bir zan var Her ya, ya şey hani. <laughs> yani hiç Şöhretler öyle değil çok dünyanın acıklı dünyanın bir şey. iştir yani. Evet. Dizilerde, filmlerde anneden anne olmadan önce de e, defalarca anneliği Hı -hı. deneyimlediniz. Hep anne rolleri hatta işte bazen e, yaşınızın üzerine boyunuzu aşan çocukların Hı -hı. Evet. annesini evet. oynadınız, deneyimlediniz. Çok da başarıyla ama sonra... ...ikizleriniz oldu. Evet, Aylin şükür. ve Leyla... ...çok şeker iki tane... ...kız annesi oldunuz. Evet, evet. Ee, hem de ikizler... ...zor bir şey ikiz annesi olmakta. Peki... E, ...Ayça Bingöl bize... ...anneliği tarif etse nasıl tarif eder? Bu... Hayatta benim... ...başıma gelmiş en güzel şey... ...ama bir o kadar da... E, ...o güzelliğin içinde... Başka paketleri olan işte endişe, e, korku, yorgunluk, e, yetersizlik hissi gibi böyle yanında da böyle küçük küçük paketleri olan böyle komple bir hani artık ölene kadar seninle birlikte yürüyecek yeni bir kimlik diyelim. Bence çünkü bir kadın anne olduktan sonra bütün ya kimliği e, yeniden inşa oluyor. Yani eşiyle olan kimliği yeniden Eş, eş olarak kimliğiniz yeniden inşa oluyor. Mesleki olarak bütün her ilişkiniz yeniden inşa oluyor. Ve orası bence çok kıymetli bir yer. Çünkü sen çocuklarını yetiştirmeye, onları keşfetmeye ve onları anlamaya çabalarken çok içine dönüyorsun. Ve tekrar kendini keşfetmeye başlıyorsun. Bence anneliğin en en güzel tarafı bu. Yani bana bu çok iyi geldi. Kendimde kendimin kendimdeki küçük kıza tekrar dönmek. Onun onun e, kırgınlıklarını, onun küskünlüklerini, onun mutluluklarını, heyecanlarını içimde yeniden keşfetmek. Onlarla birlikte yani paralel olarak. Mesela bu böyle tadından yenmez bir halmiş gerçekten. Ama gerçekten annenin e, yani en bence en zor kısmı da şey kısmı o. Hani hep böyle bir Böyle bir tedirgin edici bir e, tarafı var ya bir korku ama işte ne bileyim bizde bir de böyle endişe e, yaşam tarzımızda vardır yani o anneliğin anne gelen Türk annelerinde, Türk annelerinde daha, daha çok, daha çok. Yani. hani o böyle öğretilmiş bir davranış biçimiyle ki aslında ben çevremde ve ee, kendi yani kendi çevremde de rahat bir anne olarak algılanıyorum ki yani çünkü böyle olmaya da çabalıyorum açıkçası gerçekten. Ali Bey öyle demiyorum ama bak mükemmel hiç diyor. Hiç diyor. <laughs> Ay, şu anlamda rahat bir anne olmaya çalışıyorum. Ee, şey, hay çocukları sıkmayan. sıkmadan mi? evet anladım, yani sıkmadan anladım, ve onların tabii. o hayatı keşfetme haline Özgür ket vurmadan. tabii, tabii, e tabii. Onların onu yaşamasına müsaade eder. Yani orası kirlendi, burası pis. Ha. Bilmiyorum. Yani öyle bir özgür alanlar ha. bırakarak. Evet. Ee, yani ona özellikle çok dikkat ediyorum. Çünkü onlar ancak o işte hep en küçüklüklerinden itibaren hep dokunarak, hep şunu yaparak, bunu yaparak, ağzını sokarak tanıyorlar dünyayı ve çevreyi. Ve bundan sonra da o onların asla mesela duygularını yaşamalarına çok izin vermek istiyorum. O alanları hep açmak istiyorum, pozitif ya da negatif. Ne yaşıyorsak insan olduğumuz için yaşıyoruz ve hepimizde aynı hisler, duygular var. Hani hiçbir zaman böyle onlara ket vuran insanlar, bir şeyleri öteleyen insanlar olmasına, yani içlerinde değil de daha dışa dönük duygusunu ifade edebilen çocuklar olsun diye uğraşıyorum. Ne güzel. Şimdi sanat ve siyaset desem, hı hı. matbaacı olan babanız hı hı. yıllar önce bir cezaevinde yatmışlığı var, öyle evet. bir hikaye var. Ee, o hikaye bir sanatçı olarak sizin siyasete bakışınızı etkiledi mi? Sanatçı siyaset, siyasi görüşünü ortaya koyabilmeli mi yoksa tarafsız mı görünmeli? Ee, bana, o, o hikayeden başlayarak alabilirsen bana Şimdi cevabı. babamın tabii ki e, soltanlans bir tarafı var, basım evi var. Ve o dönemde de sol ağırlıklı yayınlar basıyor. E, ve o bastığı kitapların e, yazarlarının çoğu, e, sahte isimlerle yazıyorlar kitapları hı hı. ve e, daha sonra da onları tutuklamak istediklerinde bulamadıkları için yani haklarını suçturusu vesaire darbeler şu bu e, yayıncıları tutukluyorlar yani babamın yedi tane dava dosyası varmış benim rahmetli dedemle amcam hukukçu ikisi de avukat yani hayat yıllarca birkaç yıl onun o davaları berat ettirmek için uğraştılar ikisi baş başa. yani e, haksız yere bir düşünün ki hani basım evini ...sahibini hapse atıyorsunuz yani. Yani bu ne kadar... ...yani bunun karşılığı yok... ...yani bir insanın ömründen çalınan... ...çocuğundan ayrılan... ...bak ki ben o zaman 5-6 yaşlarındaydım... E, ...hatırlamıyorum bile tabii ki doğru dürüst. ...ve bu da bana hiçbir zaman böyle deklare edilmedi... ...sonra aklım başıma geldikten sonra... ...bazı şeyleri Ama bir öğrendim. Travma. E tabii ki bir ayrılık travması. E, bir kere baba beni... ...bu yüzden beni çok apolitik yetiştirdi. Yani kendi yaşadıklarından ötürü ki o dönemde içeride ne yaşadığına dair hiç kimseye bir şey anlatmamıştır. E, ağzından tek kelime çıkmadı konuyla ilgili. E, ama sonra siz aklınız başınıza gelip her şeyi okuyup öğrendikten sonra neler olmuş olabileceğini e, düşünüyorsunuz ama biz bunu hiç konuşamadık babamla. E, o yüzden bence çok beni o mevzulardan çok uzak tutmaya çalıştı. Üniversite hayatım özellikle yani teknik üniversiteye gittiğim zamanlarda yani ee, işte sakın bilmem ne yapma. Bilmem ne yapma. Bir ya başıma bir şey gelecek korkusu vardı yaşadığı travmadan ötürü. Ama o travmayı ötürü. yaşamış evet, geçen Batürü. gün e, e, şey vardı Müfit Can Saçıntı vardı yıllar önce kız arkadaşına yazdığı Can Yücel şiiri yüzünden şey işte kaybediyor kız arkadaşı mektubu bir şeyler oluyor. Bulunuyor karakola gidiyor. Orada bir özgürlük sözü geçiyor diye bir aşk şiirinde hı -hı. içeri alıyorlar. Elektrik bir işkence hı -hı. yapıyorlar. Hı hı. O dönemlerde. Evet yani şimdi doğal olarak bunları yaşamış bir babanın kızını e, bu o, ortamdan e, ayırmak istemesi bu, kadar bu, peki, e, doğal bir şey e, olmaz. ayrıldınız lazım. mı? Ayrıldım yani ayrıldım dedim hani aklım başına gelene kadar ayrıldım. Ama e, sonra zaten hani e, e, eğer sanat yapıyorsanız sözü olan bir şey yapıyorsanız muhalifsinizdir. Yani mu... Sanatçının muhalif olmama gibi bir e, durumu olamaz yani. Çünkü bir, derdi de e, bir derdin vardır ve o derdini e, sisteme karşı onu söylersin. O yüzden ama ben burada siyasi fikrimi bir parti bildirirse bunları yapmak zorunda değilim. Bu benim kendi şahsi e, hayatımdaki şey ama bir sanatçının muhalif olmama gibi bir durumu olduğuna inanmıyorum. Yani Olamaz yani. Böyle muhalif şey olamaz. olması bir suç mudur? Ya bazen işte şu an ülkemizde zaman zaman suç oluyor. Ne yazık. Maalesef. Ne yazık ki. Maalesef, evet. Neyse. O kötü günleri onları geçelim biz, evet. e, o travmaları geçelim. <laughs> yine çok konuşulan, izlenen ve muhteşem bir kadrosu olan bir yapımın içerisindesiniz kardeş çocukları. Evet. Ama yine e, mücadele veren, ezilen, gözyaşları evet. Evet. içinde savaşan bir kadın. Cemile'den sonra bu üstünüze mi yapıştı tabii. yoksa denk mi geliyor nasıl Yok, oluyor? Yok tabii öyle yani şimdi bir şey bizde böyledir yani bizim ülkemizde bir şey iyi yaparsan cezalandırılır ee, sana aynı rolleri devamlı vererek seni artık böyle şeyinden soğuturlar. Yani ya, ya, <laughs> yapacaksın, ya. yaptığından yapacaksın. <laughs> bir bakalım mı nasıl soğutmuşlar sizi? <laughs> yani gerçekten böyle bu. Çünkü ben Cemile'den sonra benim adım Gültepe diye başka bir işte oynadım. Orada çok farklı bir karakter oynadım. Hiç tutmadı. Beni öyle görmeye tahammül edemedi seyirci yani. Peki nasıl görmek istiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım. <laughs> Gerçekten mükemmel bir performans. Yani <laughs> Teşekkür oyuncu ederim. Oyuncu olarak Teşekkür Ama ederim. kim bilir içinizde Ayça Bingöl içinde ne kadar çok kadın var. Ya tabii ki, benim de geniş bir fikranım var. Yani, yani tiyatro seyircisi bunu neden bilir. Hep bu? Yani yani tiyatroda beni izlemiş insanlar 3-5 oyunumu görmüş seyirciler bilir ki ben çeşitli rolleri komedide oynadım. Misiniz? Onu da çok oynadım. Ee, oynarım yani yapabilirim. Ama <laughs> Yani televizyonda böyle bir arz talep meselesi var. yani benim de arzum tabii ki e, ne daha değişik roller mesela. oynamak isterim. Yani daha bilmem daha böyle daha anti kahraman bir şey oynamak isterim mesela. Ben mesela sizi komedide izlemek isterim. Evet ben bir de yani da. çok isterim bir sitcom. Yani o kadar çok isterim ki o zaman buradan söyleyelim ben yani. Ben söyledim Vallahi. mesela Gülse'ye söylemiştim bunu Öyle yıllar mi? önce. Ne e olur tamam. ya abi siz komda beni oynat falan. <laughs> Vallahi çok isterim yani ben size. Çok Farklı isterim bir ben karakterde. de isterim. Yani e, ben de birazcık böyle e, o kadar ağır roller ve ağır sahneler çeken bir oyuncuyum ki ben. Evet e, yani. Meslek hayatımda. Yani şöyle bir lay lay lom da ha ha ha... Kakarakükire bir şey bir hal yapamıyoruz yani. <laughs> ben de biraz sette öyle vakit geçirmek de istiyorum gerçekten. Ve çoğu gün sabah bir kalkıyorum gözlerim yine çok şiş. Ah çünkü dün çok ağlamalı sahne çektim ya. Ah gözlerim ne kadar şiş. Gerçek yine ağlamam. Olur, yani hayır gerçek gözlerim. ağlayamıyorum artık. Yani artık. çünkü artık <laughs> Bu çünkü önemli. o kadar uzun saatler çalışıyoruz ki yani bir insan 15 saat, 16 saat sette nasıl ağlasın yani? Böyle bir dünya yok ki. <laughs> Kesinlikle. Yine bu dizide yıllarca kameralardan uzak kalan çok seçici bir oyuncu dediğimiz Mehmet Aslan. Yoksa şu an Mehmet mi mesaj attı? Bakalım mı? Sevgili Ayça sahiden hem çok yetenekli hem çok çalışkan hem de derdi olanlar. Bu da belli olur zaten sadece çalışma arkadaşları tarafından değil, yansıyan da aynı zamanda böyle bir şeydir. Yani mesleği, memleketi ve arkadaşları için kalbi sahici atanlardandır. İkizlerini büyütürken e, kariyer mi, ev mi, yuva mı, annelik mi, çalışma hayatı mı diye sual eden, kafası karışan herkes için çok iyi bir örnektir. iyi örneklerden biridir. E, aynı zamanda sahnededir tiyatroyu şu ya da bu sebeple hayatından uzak tutmamıştır. Tabi evdeki olası huysuzluklarını bir de sevgili biricik eşinden dinlemekte fayda var. Onu çok seviyoruz. Dünyalar güzeli iki kızıyla, eşiyle, özel hayatıyla ve çalışma hayatıyla ona uzun, sağlıklı, başarılı bir ömür diliyoruz. İyi yayınlar. Teşekkürler Hayır, çok Mehmet teşekkür Arslan'dan. Çok özel bir insan Mehmet. bir Gerçekten e, türünün son örneklerinden beyefendiliği, kibarlığı, entelektüel yapısı, e, insana kattıkları, e, dürüstlüğü. Ben böyle e, yani gerçekten böyle adam gibi adamlara uzun zamandır çok rastlamıyordum o kadar düzgün bir e, insan ki çok zaten çok severdim uzaktan da hayranıydım. Böyle ilk, defa, mı ilk defa çalıştık birlikte. Ya gerçekten çok aklımız, fikrimiz çok uyuştu. Yani çok önemli şeyler bunlar. Çok. Yani o uzun saatler içinde iki sohbet edebilmek, kıymetli sohbet edebilmek de önemli. Her sette olmuyor galiba. Olmuyor tabii ki. Yani Biraz olmuyor. Gençlerde de böyle bir Hemen ha, tabii. Bir ne oldum olanlar var mı? Hani bize öyle geliyor sanki. iki dizide böyle bir şey oluyor. Özellikle genç sanatçılardan bahsediyorum. Evet. Bir anda bir ulaşılmaz falan oluyorlar. Yani tabii biraz Sete'de bu altyapıyla yani yani alt ilgili bir şey. Yani altyapı, ye yetiştirilme tarzı. Ee, çünkü aslında Dolu hiçbir bir sahne, şey değil tesadüf mi? değil hiçbir şey tesadüf değil yani. Hayatınız yani, değişti mi? Para, şöhret? E, yani ne bu mu? Ha benim hiçbir şey değişmedi hayatımda. Ben modada doğdum, modada yaşadım, büyüdüm. Hala da modada oturuyorum <laughs> yani. Yani hani para pul derseniz, <laughs> evet. yani 10 senedir aynı arabayı kullanıyoruz falan. <laughs> hani o anlamda benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben kazandığım parayı her zaman e, yurt dışında gezmeye, tozmaya, vizyonum için çocuklarıma yani ne, güzel. E, ne ki hani oh. zaten Tabii ki yani ne o, ki, o kadar emek. Ne ki ve şöyle de bir noktadayım ee, gerçekten de bir gün oyunculuk yapmamayı da seçebilirim. Yani çünkü hani sistem Ama bizde... Aman yapmayın yapmayın. Yok bu. gerçekten bu sistem içinde özellikle televizyonda çünkü bu artık böyle çok ya hep ya hiç noktasına getiriyor insanı. Bunu da buradan gerçekten söylemiş olayım yani çünkü e, insani olmayan şartlarda bu uzun dakikalarda bu işler daha ne kadar devam edebilir... Buna kim daha ne kadar dayanabilir büyük bir soru işaretidir. Ben kendi hayatımda buna dair büyük soru işaretleri yaşıyorum. Mehmet'in e söylediği kafa karışıklıkları da odur. Ee, daha fazla bunu yapmayabilirim diyorum artık. Yani, yani bu yapımcılara bir manifesto gibi geldi bana. Yapımcılara birazcık. değil bu. Yapımcılar yani ne yapsın? Yani. Sisteme yani. Tabii evet, ki. Yapımcılar derken sistem. Yani mi? yapımcılar sisteme. ne yapsın? Kanal ondan onu istiyor. <laughs> Kanal da reklamcının yani böyle bir sistem. Sistem. Şimdi bu sistem içinde biz, ben Ayça olarak. Önceliklerimi belirleyip ben hayatımın bilmem kaç saatini burada yaşayarak geçirmek istemiyorum. Böyle böyle bir sistemde 150 dakika iş çekmek istemiyorum dersem. Psikolojisini Tabii sen, ki bu he? benim şahsi bir kararım olur. Çünkü bu konuda hiçbir iyileştirme, hiçbir şey yapılamıyor, yapılamayacak. Ama siz de organize oluyorsunuz oyuncular. Organize olunamıyor. Zaten biz şahıs şirketiyiz oyuncular. Bizim sendikal hakkımız ya biz, biz i̇şte olmasın olamayız lazım. yani. Biz zaten birlikte de olamayız. Hani toplu bir eylem bile yapamayız aslında Niye? biz. Şahıs şirketiyiz çünkü. E, ya mi? mesela ben Ayça Bingör bir şahıs şirketi. Sendika kurun o zaman. Sendik Oyuncular Sendikası var ama biz sendikanın asil üyesi olamıyoruz biz aslında fahri üyeyiz sendikaya. Sendikalı olmamız için bizim e, çalışan olmamız gerekiyor. Biz hmm. ama patron konumundayız oyuncular. Sistem öyle işliyor. O zaman bunun bu sistemin de Şimdi, değişmesi gerekiyor. Şimdi bu genel gereken. sistemin değişmesi evet. gerekiyor vesaire vesaire. Bu iş için çok uğraşılıyor. Gerçekten bir sürü arkadaşımız inanılmaz emekler verdi, veriyor. Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, e, ben e, kişisel tercihimi kullanabilirim. Yani teşekkür ederim. Artık ben bu sistemin içinde böyle bir şey ben yani ben başka şekilde de para kazanırım. Yani başka bir şehirde yaşarım. Ne bileyim ben bildiğim tecrübelerimi anlatırım. Sadece Workshop tiyatro yaparım. yaparsınız. E, tiyatro, çok sevdiğim bir oyun atölyesi benim kendi evim gibi. Yani ben orada güzel oyunlar yaparım. Anlatabiliyor muyum? Yani para kazanmak. Muhakkak. Muhakkak. Evet. Beklentileriniz de çok doğru orantılı. Peki e, programın başında Eşiniz Ali Bey dedim ya ilk defa sizin için bir kamera karşısına geçti <laughs> ve böyle bir şey yaptı. Gerçekten evet ya. siz de çok şaşırdınız. Çok şaşırdım. Ee, ve hem kendi adına hem kızlarınızın adına size mesajlar gönderdi. İşte burada da hazır kameralar varken ben de ona bu göndereyim? mesaja karşılık bir mesajdı. <laughs> Mesaj Hadi biz gönderelim. Ben göndereyim. Ee, Ali'cim. Ve Ben çok şanslı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bu hayat gerçekten e, <laughs> seni çıkarttı benim karşıma. Sen o kadar içinde, böyle kalbinde, derininde, ruhunda kıymetli ve erdemli bir adamsın ki e, benim her zaman yol göstericim oldun. Sen benden ne kadar çok şey öğrendiğini söylemişsin. Aslında ben de senden çok fazla şey öğrendim. Belki ben senden daha çok şey öğrendim. Ee, böyle birbirimizi büyüte büyüte yaşlanıp şöyle uzaktan çocuklara bakmayı hayal ediyorum seninle. Seni çok seviyorum. <laughs> ne güzel ne güzel çok teşekkür ederiz bizi ben kırmadınız teşekkür ederim. kalktınız geldiniz buralara ayağınıza yüreğinize sağlık teşekkür ederim çok tatlı oldu ya Her o zaman videolar bektiniz. falan Öyle yani mi? çok Gerçekten. Ay ne güzel. Çok beni böyle aldınız, e, götürdünüz yani. Çok çok hoş oldu. Bizim için de çok hoştu. Gerçekten her zaman bekliyoruz. Bu bir defalık değil. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Bugünün anısına ufacık bir armağanımız var. Ve çok zahmet Baktıkça etmişsiniz. Bizi çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluruz. Şöyle ee, Aa, kanalımızın TV'nin Evet. Çok bireklik. güzel. Çok teşekkür kardeşlik, ederim. Kardeşlik, kız kardeşlik bu <laughs> hı hı. simgesi gibi. Evet. Farklıca bizi hatırlarsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Ben teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Efendim Ayça Bingöl'le mükemmel, çok sahici, çok samimi, sıcacık sohbetler yaptık. Sürprizler vardı. Haftaya yeni konumla buluşuncaya dek hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.